sarılmış her yer. Sanki biri bize geber der. Nerede kalender? Beyler, efendiler. Bu keder, bu keder eder, 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 eder. Biri bakarken öbürü yer. Yarılmış her yer. Sanki biri bize geber der. Kalender, beyler, hanımefendiler. Vay ya. Peki. Şöyle face'e bakayım. Çok sık yazıyor, çok sık yazıyor 2-3 gündür. Ha bire yazıyor. Kim? Batuhan. Selfie. Fotoğraf göndermiş. Evet, bu delikanlıyı hatırladım. Dün gördüm fotoğrafı. Selfie yaptım. Zannedersin muffin yaptı. Selfie yaptı. Allah'ım havalarını sevsin dersin. Buradaki fotoğrafındaki saçı falan. Şuradaki saçı, Allah'ım. Bu ne saç böyle? Hemen o saçları düzelttir. Batuhan, söyleyeyim sana. Yani böyle bu havalar falan filan. Bu saç ya. Değişik bir saç modeli bul kendine. Bu biraz daha sanki varoş saçı gibi falan ya. Temiz suratlısın, hoş delikanlı falan. Kime benziyorsun Batuhan? Ben sana söyleyeyim. Sen büyük ihtimal yaşın itibariyle bilmiyorsun, tanımıyorsun o adamı. 80'li yılların bir şeydi. Elinin altında internet varsa, ki var, bana bunları gönderdi. Hemen internetten gir. Mark Almond yaz. Nasıl? Kodlayayım mı ki? Manisa, Adana, Rize, Ceyhan. Antakya, Lüleburgaz, Manisa, Ordu, Niğde, Diyarbakır. Mark Almond. Çok güzel bir şarkısı vardı onun. Hatırlayanlar vardır. Something's got a hold on my heart, keeping my soul and then my senses apart. Something's got a hold on my life. Çok güzel bir şarkıydı. Bayağı bir eski bir şarkı. Mark Almond'a benziyor Batuhan. Merve demiş ki beni seç radyoya. Ha, selfie göndermiş orada. Beni radyoya seç demiş. Ha, gelmek açısından. Yani bakayım selfie'ne. Şirin. Seçeriz. Doğru, artık selfie'leri seçelim değil mi? Yani gelmek isteyenler de buradan seçeyim gelsin. Eda demiş ki Zirzop, Zibidi ve ben beraber dinliyoruz. Onları yerim ben. Çok güzel kedileri var. Kedileriyle birlikte. Ama böyle ağzının içine sokma demiyor mu annen sana? Kızım bunu alma ağzının içine. Ay, tüylerini yutacaksın. Vallahi olmaz çocuğun mocuğun ha. Sokma şunları yatağa falan demiyor mu annen? Genelde öyle derler. Ha? Kız anaları falan. Gözde ne haber? İyi, senden ne haber? İyiyim. Ankara'da gözlem. Evet. Ne yapıyorsun? Yatmışsındır şimdi odanda. Ne güzel. Ay yok, ne yapacağım? Çay içiyorum. Çay mı içiyorsun? Kız bu saatte çay evet. İçiyor mu? Uykun kaçmaz mı? Kaçar. Kaçsın zaten diyorsun. Yeteri kadar. Kaçsın bir zaten. Bir gün nasıl olsa geberip gideceğiz. Habire uyuyacağız ondan sonra. Bir daha uyuyabilir. Aynen. Bari aklımız başımızdaki az uyuyalım. Yani. Gözde kaç yaşındasın? 17. Daha böyle bir oturaklı, bir olgun geliyor sesin. Yani karakterin öyle midir? Hani bazı kızlar yani vardır mesela yaşından daha böyle büyük. Hani böyle kart simalı demek istemiyorum. Öyle değilim. O hoşa gitmiyor. Büyük gösteriyorsun yani, biraz daha olgunsun deyince mutlu oluyorlar. Ama kart simalı deyince yok, öyle değilim zaten. Ay o... yok, zaten aynı lafı arkadaşıma da dedin sen. Arada arkadaşım sen de dedin ki sen böyle kart mısın dedim. Böyle demek ki sen bütün arkadaşlar grubunuz hep aynısınız demek ki siz. Yok öyle değiliz. Gözde, sizde moda mı şey yapmak, fotoğraf çektirirken dili çıkarmak falan filan böyle yanına. Ama biliyorsun değil mi dediğim, yani böyle fotoğraflar var son zamanlarda çok moda evet, gençler. Biliyorum evet, böyle çok bayda o fotoğraflar. Niye o nedir o öyle diye böyle çıkarmak? Ergenlik diyorum ben. Değil mi, öyle ergenlerde oluyor herhalde. Evet. Yani, hayır ergenli ama mesela ben de ergenliğe girdim ve çıktım. Bizim zamanımızda öyle o yok. Miydiniz? Ha, yoktu öyle bir şey. Hani bu senenin, bu günlerin ergenlerinde var. Hani o bir yerde... Evet, senenin modası o. Öpücük göndermeler falan. Öyle fotoğraf çekimler. Öyle mi? Dünyada da mı moda? Bu sadece bizim Türk ergenleri mi? Yoksa böyle bir uydurdular bunu? Bilmiyorum. O kadar kapsamlı bir araştırmam yok ama. Benim de yok. Bak biraz sonra internette yazacağım. Acaba hani dünya gençliğinde de var mı ki o? Hani böyle araştır, dinleyeceğim ben seni. Söyle, tamam mı? Tamam, bakacağım. Dili yani böyle dışarı çıkarma falan. Görsellerinden biraz bakalım. Dünya gençliği neler çıkarmış dışarı. Tamam. Dillerini mi göze. Bari öpücük mesela böyle yapıyorlar falan. Dudağı evet. Büzüyorlar.
Peki sen lisede mi okuyorsun Gözde? Evet. Sen mutlu musun vücudunda? Hani bu şeyden aklıma geldi. Barbie'ye benzemeye çalışan kızdan. Nasıl anlamadım? Kim geldi içeri? Biri geldi. Dikkatini dağıttı. Babam geldi. Yanında mı şu an baban? Selam söyle. Yok, kaçtım ben. Aa, selam söyleseydim adama, niye kaçtın hemen? Ay, gider? Kim selam? Ay, ne yapacağım şimdi? Kimle konuşuyorsun gece geceler? Diyecek olan baba derdi zaten. Demediğine göre demek ki diyecek bir baba değil adamcağız. Diyecek olsa o seni görür görmez. Kimle konuşuyor kızım? Falan der zaten yani. Alıştı, geldi yanıma. Ben gittim hemen. Kızacak bir şey de değil ki aslında. Yani herkes sorabilir. Mesela yarın öbür gün sen büyüyüp de evlenip çoluk çocuk sahibi olduğunda gece bu saatte 11.30 kızını görüyorsun ya da oğlunu görüyorsun. Oğlum kimle konuştun? Hayırdır falan demez misin? Dersin. Hayır, çok normal derim. Dersin ama işte bu saatlerde batıyor işte. Ergenlere batıyor işte. Ergenler sinirleniyorlar öyle şeyler mesela, sen de. Yani evet, ne soruyor? Yani. Ama normal bir şey, yarın öbür gün sen de soracaksın. Hani niye konuşuyorsun diye kızmıyor. Ha, merak ediyor kimle, hani gece bu saatte önemli bir şey mi var kimle? Doğal bir şey. Ama ben de o yaşa sinirlendik. Allah Allah, her şeyi merak ediyor. Ne soruyorum falan diyorum ya, ne meraklılar. Bir gün gelecek, ben sana bir şey söyleyeyim Gözde. O kadar isteyeceksin ki, ah keşke babam hayatta olsaydı da sorsaydı bana ikide bir de kime konuşuyorsun ya da annem hayatta. Ama o işte bu yaşlarda düşünülmüyor. Yani düşünülmüyor. Ama bir gün gelecek, düşüneceksin. O yüzden bari ben mesela şimdi hatırlatmışken elinden geldiğince. Çünkü bizim zamanımızda lise, yani ergenlik zamanımızda bunları bu kadar bizlere hatırlatan insanlar yoktu. Radyolarda, televizyonlarda falan. Şimdi var en azından. Hiç olmazsa biraz daha hani böyle. Tam böyle mesela atıyorum ağzının ucuna geldiğinde, ya baba yeter ama kaç kere soruyorsun falan diyeceğin zaman. Evet. Ya geçen Muzo böyle demişti. Bir arkadaşla konuşuyorum babacığım. Bir arkadaşla konuşuyorum babacığım desen ne kaybedeceksin, ne olacak yani, öyle değil. Yani haklısınız, evet. Yani illa ters konuşup da of her merak ediyorlar yani. diyeceğine arkadaşla konuşuyorum babacığım, kapatayım ben sana anlatırım sonra falan de bitti. Onun da gönlü olmuş olacak. Ne? Ama tabii yok, kapat şimdi, kapat falan diyecek baba zaten. Yapacaksa yok, da yapacak. Demez zaten. Demez. O yüzden öyle bir babayı da kırmamak lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yapacak baba, evet, zaten anladım. Yapar yani. Kalın kafalı bir şeye benzemiyorsun, anlarsın tabii. Evet. Kolay anlayacak bir kıza benziyor. Peki çok arayanlar oluyor mu telefonunu? Yani böyle bazı gençlerin telefonu hiç sosmuyor. Şimdi şöyle diyeyim. Dolmuşa biniyorum, telefonum hiç susmuyor. Biniyorum, telefonum susmuyor. Kız. Kız titreşime falan al. Çok ayıp bir şey öyle telefonda. Sinir olurum öyle dolmuşta minibüste. Yok, genelde arkadaşlarım arar hep böyle. Evdeyken ararlar, çıkarım ararlar. İşte şuraya gel. Beni de yani. Ben telefonla konuşmayı hiç sevmem. Beni de o yüzden çok kimse aramaz zaten. Aramazlar. Ne zaman böyle bir işim olur? Ya arabaya biniyorumdur, arabayı açıyorumdur. Ya ellerim doludur, bagajdan bir şey alındı. Dötleri bitti. Hay diyorum. Yani şimdi tam münasebetsiz zamanlarda ararlar. Yani böyle tam dururum mesela kahve içerim. Sabahtan öğlene kadar kimse aramaz. Ay bir tuvalete gireyim dedim. Dötleri. Hep böyle zamanlarda aranırım ben ve hiç de bakmam tabii telefona. Hiç o çağlar durur orada. En güzeli. Bir de şimdi beni neden arıyorlar? Okulda bir popüler olmak var yani. Popüler olunca şimdi herkes aramıyor. Öyle mi yani? Popüler olunca mı aranıyor? Anlamadım. Popüler olunca aramıyor. Herkes telefon numaranı almak istiyor. Konuşmak istiyor seninle. Ha. Ben de genç kızlığımda çok popülerdim. Sizin genç kızınız merak ediyorum. Benim genç kız, ay öyle bir genç kızlığımdı ki 3 mahalle yukarıdakiler görmeye gelirdi. O kadar. Evet, 3 mahalle aşağıda şey varmış, bir böyle derlerdi, böyle koşu koşu 3 mahalle aşağıya gelirlerdi beni görmeye. Siz bir de iş çıkışı ek iş yapıyormuşsunuz. Yapıyorum, o işte o zamanlardan kalma. Zaten o zamanlardan belliydi bu iş çıkışı ek iş yapacağım. Ne yapacaksınız belliydi değil mi? Tabii yani o zamanlar anlaşılıyor ne olacağı zaten. Annem hep böyle ağlardı, böyle için. Anne niye ağlıyorsun derdim. Kızım niye böylesin sen de, ne olsun? Tövbe estağfurullah. Hoşçakal Gözde bu arada. Bakayım Feyse peki. Cem demiş ki söylediğin doğru, anime karaktere benzemez. Evet, Uzak Doğu çizgi filmde değil mi? Selfie dizi çıkarmadık ama demiş nasıl bir selfie göndermiş bakayım sen. Balat biraz flu çıkmış ama bu fotoğraf.
Evet, bu kızı mı yeğeni mi böyle, daha önce göndermiş yalnız onu. Balıkesir'e Aziz Oğuz Özbingöl, Balıkesir'e gel. Dövme yapacağım demiş. Sence hangisi? Didem, ha dövmeleri mi göndermiş? Dur bakayım. Hani dövme? Ha şurada. Bu yapılmışsa ha başka bir şey. Bacakta sonsuzluk işaretini göstermiş. Ay Allah'ım, kırmızı ruj sürmüş bir de bu şey. Ne nefret ederim şöyle ayakta kırmızı ruj. Bunlar ne? Ha bunlar da bilek. Kolda yani. Şey dövmelerinde. Buna kuş mu bunlar? Kuşlar. Vallahi bilemem. Yetişkin insansın. Kuş mu kondurursun? Ötekisi neydi? Ayak bileğindekini unuttum be. Ha sonsuzluk. Onu mu istersin? Vücut senin vücudun. Dövme. Bıkmayacağım bir şey yaptırmalı yani, dövme. Çok anlamlı bir şey olması lazım insanım. Bıkma. Ben şimdi mesela, benim de bir dövmem var. Her şeyden bıkabilirim ama ondan bıkmayacağım. Bir de zıpırt görmeyeceğim. Hatta hiç görmeyeceğim bir yere yaptırdım dövmemi. O yüzden hani her gün görüp de bıkmıyorum. Diyebilirsiniz ki niye oraya yaptırdın madem görmeyeceksin. Selvi. Selvi bu sen misin bilmiyorum şimdi. Bu mu Selvi? Acaba selfie mi ki bu? Bilmiyorum ki, şeyi göndermiş. Ne diyor? Selfilerini göndermiş. Ondan sonra kendisi mi anlayamadım. Bir garip şeyler gibi sanki. Yine şey Japonlara benzemiş. Japon kızlar gibi. peki bakıyorum böyle bakıyorum. Bu arada ha şeyi de alacağız. Nadir'i de alacağız. Eskişehir'den bağlanmış Nadir. Nadir seninle konuşacağım, birazcık bekle. Ferit demiş ki Face'ten göndermiş. 18 senedir değişmeyen tek şey sen. Benim bahsediyorum. Hala bir öteki ucundan duyuluyor. Az kız şu sesi deniyor. Ne hiçbir tekerleme gibi. Az kız. Şu sesi. Böyle bir cümle kurmam ben, uydurma. Bu söylerken bile zorlandım. Şu sesi kıs biraz falan filan derim. Az kıs şu sesi.